Merhabalar tekrar sevgili seyirciler. Kanal G ekranlarında Oya Celkan'la Rengarenk'te yine rengarenk bir program içindeyiz sizlerle. Programın başında da söyledim, biraz ilk bölümde birazcık böyle hayatın gerçeklerini konuştuk. Ayak yaraları, yatak yaraları, işte damar tıkanıklıklarından olan yaralarda genel cerrahi uzmanımız bizlerle birlikteydi. Şimdi yine hayatın tam ortasında, şu andaki gündemde herkesin yaşadığı bir konuğu, psikoloğumuz Lale Tuncel'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür Şimdi ederim. Müjdeyi bir verelim, programı kapatırken de söyleyelim. Evet. Sevgili seyirciler, bu akşam tanıtımlarımızda da görüyorsunuz, yeni bir programa başlıyoruz. Başlıyoruz diyorum. Ben sunuculuğunu, moderatörlüğünü yapacağım. Lale Tuncel ve ekibi psikolojik analizler diye akşam 9 itibariyle Kanal G ekranlarında olacağız. Bütün psikolojik hastalıkları her hafta salı günü 9 itibariyle konuşacağız. Masaya yatıracağız. Enine boyuna. Bu akşamki konumuz panik hastalıklar, panik bozukluklar, panik atakları ve takıntıları konuşacağız. Kompülsiyonlar. Evet, bu akşamki konumuz o. Saat 9'da sizleri ekranlara bekliyoruz. Ama şimdi yine farklı bir konuyu. Yani şu andaki gündemimizdeki herkesin, ben şahsen yaşıyorum. Lale Hanım'a sordum bir psikolog olarak, o da aynı şeyleri yaşıyorum dedi. Onun için şu anda biz o konuyu masaya yatıracağız ve sizlerin telefonlarınızı, bize katılımınızı da bekliyoruz. Telefon numaralarımızı biliyorsunuz. 0216 642 53 28. Ayşe Hanım neler yaptı? Ayşe Hanım. Elmalar pişti. Elmaları soydu. Başucuma koydu. İkiye böldü. Çekirdek yataklarını çıkardım. Evet. Limonlu su da bunları 5 dakika haşladım. Bir şey sorabilir miyim? Haşladığınız suyun içinde şeker var mıydı? Hayır. Sade su, limon. 1-2 damla limon. Kararmasın elmalar, böyle sarı olsun. Şimdi diye soracaktım, nasıl kararmadı o elmalar, hı, diye. Şimdi bizim aslında her elma için bir çorba kaşığı şekerdir. Eğer elmalarınız fazlaysa onu siz yaptığınız elma sayısına göre fazlalaştırın. Tadını ayarlayabiliyoruz. Evet. Evet. Buyurun. Şimdi vanilyayı şekere karıştırıyorum. Evet. Püf noktası sevgili seyirciler, şekerle vanilya, evet, birbirine akraba çünkü oldu. Çünkü suyunu kullanmadık ya. Evet. Suyunu atmıyoruz. Evet. Bunu böyle üstüne serpiyorum. Çok güzel. Şimdi orijinalinde tereyağı var. Ha. Yani 2-3 çay kaşığı böyle üstüne tereyağı atılıyor. Evet. İsteyen koyar, isteyen koymaz. Evet. Ben koyayım mı koymayayım? Siz bilirsiniz. Koyalım, böyle aslı olsun. 2-3 tane de karanfil atıyoruz. Evet. Ve? Yani şöyle tereyağı çok değil de. Bu tereyağlar herhalde parlak olsun diye mi konur? Bir hoş bir lezzet ve koku veriyor. Ha. Karanfil, anladım, tereyağı. Evet. Şu, evet, kadarcık işte. İşte çok az yani. Koyduk mu koyduk tereyağını. Evet. Evet, koyduk. Şimdi bunu 180 derece fırında 15 dakika pişireceğim hiç su koymadan. Acaba o şekerler böyle biraz karamelize mi olacak? Evet, evet. Öyle oluyor. Ay, şahane. Ondan sonra da üstüne ceviz ve tarçın. Arzu eden kaymak da koyabilir. Çok hafif bir tatlı. Evet. Yani şimdi yaz günlerinde hakikaten insanlar öyle ağır şerbetli tatlılar yerine hem sağlıklı elma, şekeri çok fazla yok, yağı çok fazla, hamur yok. Hamur yok, yumurta yok, evet. Şimdi bunu mürdüm eriğinden aynı bu şekilde yapabilirler ama haşlamasınlar o zaman. He. Şeftalden yapabilirler, çok güzel oluyor, kayısıdan yapabilirler. Peki şeftali ile kayısı karışık olabilir mi? Tabii olabilir. Erik, şeftali. Böyle bir renk cümbüşü gibi. Evet. Meyve şöleni. Fırında istedikleri kadar şekerle yapıp soğuduktan sonra. Tadı kendilerine kalmış değil mi? Evet. Lezzet, o damak, evet, zevkine bazı göre. Bazı insan çok tatlı. Ben mesela çok tatlı yiyemem. Evet. Çok hafif tatlı yiyemem. Üzerine de şimdi tarçın ve ceviz serpeceğiz. Servis yapacağız.
muhteşem olacak. Arkadan çatı böreğimiz gelecek. Siz onu hazırlayacaksınız. Kameralar zaten pilavımız gösterecek. Şehirli pilavımız. Şehirli pilavımız. Arpa şehirli burada. Pilavımız pişti. Şahane. Demleniyor. Demleniyor. Pilavın demlenmesi önemlidir. Tabii, değil mi? Dinlenmesi. Yani Ayşe Hanım eskiden şey yapardı. Şöyle üstüne bir gazete koyardı annemler. Vardı ben şimdi. Hayır, öyle de yaparlardı evet, demlensin tabii. diye. Şimdi aldım. Ama şimdi tencereler o kadar şey güzel. Ki, güzel ki o çelikler zaten demliyor kendi kendine evet. pilavları. Şahane. Bunda soğan da var. Soğan var, şehriye var. Önce şehriyeleri pembeleştiriyoruz yağda. Evet. Ondan sonra soğanları koyuyoruz. Eğer soğanlarla beraber koyarsak soğanın suyundan şehriyeler ıslanır ve hamurlaşır, kızarmaz. İşte bir püf noktası daha. Burası püf noktası. Evet. Yoksa bildiğimiz pilavın bulgur pilavına suyu nasıl birebir midir ölçünüz? Bire iki. Bire ikidir. Bire ikidir. Bir, evet. Mesela böyle bir kase kullandım. Buna iki kase su koyuyorsun kase. Veya et suyu veya tavuk suyu. Karışık olursa güzel olur. Evet. Sırf et suyu veya tavuk suyunu olan pilav tane tane olmaz yapışır. Öğreniyoruz sevgili seyirciler. Ve Ayşe Hanım şöyle bir şey yaptı. Piştikten sonra sıvı yağ ile pişirdi. Ama lezzeti ve kokusu olsun diye de şöyle şundan az bir tereyağını içine koydu. O sıcağınla o tereyağı eridi. Evet. Kızdırmadık ki midemize dokunmasın diye. İşte bunlar hep püf noktaları Ayşe Tüter'in. Evet şimdi siz böreği yapacaksınız. Evet. Biz de şu gündemdeki... Siz korkuyor musunuz şu andaki ortamdan? Kaygılarınız, takıntılarınız oldu var, mu? Var, çok var. Kaygılarım yani ben var. Yastığa kafamı koyduğum zaman çok huzurlu uyuyamıyorum. Evet, yani Allah acaba mı diye bir takıntı oldu bende ve başka takıntılar da oluştu. Allah'ım önce sana sonra devletime güveniyorum evet. diyorum. Yatıyorum başka çaremiz yapacağımız yok. Yapacağımız bir şey yok başka dua çünkü. Edip yatıyoruz. Evet, evet, evet. Allah ama hepimizi korktu. İster istemez içimizde bir takıntı ve kaygı daha olan çok oldu. Olan olaylardan dolayı evet. üzüntü, kaygı, üzüntü had endişe. Safhada zaten. Üzüntü had safhada zaten. Allah vatanımıza, milletimize zeval evet, vermesin. Ben yokuz, ben yok biz varız. Evet, birliyiz çünkü. Birliyiz. Birlikten biz de güç doğar ve doğdu da maşallah. Maşallah. İnşallah bu böyle devam edecek diye görünüyor. Evet sevgili Ayşe Hanım, ben Lale tamam. Hanım'ın yanına geçiyorum. Siz çatı yok. Böreğini hazırlayacaksınız. Evet. Yumurtalarımız. Ya, kaç yufkadan yapıyorsunuz? 4 yufka, 5 yumurta, 1 çay bardağı maden suyu. Ha, bir çay bardağı sıvı yağ, biraz maydanoz, bir çay kaşığı da kabartma. Ve kaşar peyniri. O piştikten sonra onun üstüne serpeceğiz. Ha, bunun içinde bir şey yok. Yok. Ay çok da güzel söylüyor. Yok, süşüşüş. Ay harikasınız. Üstünde olacak. O da tekrar evet. kızaracak mı? Yok, fırında. Sıcaklığına eriyor. Kurumasın diye. Göreceğiz bakalım çatı böreğine nasıl çatı kuracağız, göreceğiz her şeyi. Kolay gelsin sağ olun, size. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, bugün programdan sonraki ziyafet müthiş, harika. Müthiş görünüyor. Sevgili Lale Tuncel, kaygılarımız, takıntılarımız, fobilerimiz, bunların hepsi bende olan şeyler. Her insanda var tabii ki. Hepimizin evet. korkuları var, kaygıları var. Evet. evet. Gündem itibariyle de evet. biraz arttı. Evet. Yani... Korku yok belki elhamdülillah korkmuyoruz ama kaygılarımız ve acabalarımız, endişelerimiz hı hı. bu da insanı ister istemez huzursuz yapıyor. Kesinlikle. Zaten acaba dediğimiz noktada kaygılar ortaya çıkıyor. Korkularımız daha çok hani şu anda yaşadığımız şeyler. Karşımızda bir obje olduğunda ya da bir durumla yüz yüze geldiğimizde yaşadığımız duygu korku oluyor. Ama hı hı. eğer ki bu karşımızda yoksa gelecekte olabilme ihtimalini işte acabaları ya öyle olursa ya böyle olursaları koyarsak o zaman kaygıya dönüşüyor. İşte şu anda onu yaşıyoruz. Evet. Yani ben kendi adıma konuşayım. Ya bu darbe girişimi bir daha olursa evet. ya gece olursa işte saat 3'te diyorlarmış bu sefer buna 3'te teşebbüs ederlerse işte şöyle işte sokakta gördüğüm herkesten şüphe duymaya başladım. Hı hı. Yani bakın en büyük kaygımı söyleyeyim bugün Anadolu yakasındayız Avrupa yakasına geçtim köprüden geçiyorum köprüden geçerken
ister istemez arabamın içinde böyle bakar oldum. Yani bundan endişe duyuyorum. O köprüdeki vahşeti gördüğüm için, yaşadığımız için. Bütün Türkiye ve dünyadaki izleyicilerin herkes yaşadı bunu. İstanbul'da yaşıyoruz, metropol şehirde yaşıyoruz. Benim inanın asla böyle bir takıntılı ve kaygılı bir insan değildim. Ama şimdi ben ister istemez o köprüden geçerken, ay Allah'ım burada neler yaşandı, gözümün önüne her dakika geliyor. Evet. Bu bir kaygı oluyor. Kaygı. Yani eminim şimdi bütün izleyenler de aynı fikirdedir sizinle. Yani evet, evet ben de aynı şeyleri yaşıyorum evet, hemen evet, hemen diye düşünmüşlerdir. Çünkü bu çok doğal. Yani bu yaşadıklarımız karşısında bir korku ve kaygı hissetmemiz doğal. Evet. Ama bu kalkar da eğer ki günlük işlerimizin, işte iş yaşantımızın, aile yaşantımızın, okul yaşantımızın vesaire önüne geçerse, yani bizi hayatımızdan alıkoyarsa, o zaman biraz daha patolojik boyutta diyebiliriz. Ama şu an yaşadığımız şey, bir tehlike algılıyoruz. Evet. Hayatımızda, çevremizde. Ve her gün haberlerde yeni bir şey duyuyoruz. Evet. Yani sadece o gece yaşandı, bitti, gördüklerimiz değil bu. Kesinlikle. Yani bugün 12. gün ve her gün ekrana baktığımızda farklı bir boyut. Aa, biz bunu görmemiştik, biz bunu duymamıştık. İşte ay bu da mı olmuş, bu da mı yaşanmış diye ki saniye saniye takip ettiğimiz halde yine bunlar bizi daha çok büyük depresyona sokuyor. Evet. O bilgileri alıyoruz. Evet. Hemen işlemeye başlıyoruz. Yorum yapıyoruz. Buradan bir çıkarım yapıyoruz. Hemen korku ve kaygı aslında burada bizi bir açıdan koruyan bir şey. Öyle mi? Evet. Yani ben hep danışanlarıma şunu söylüyorum. Mesela bir korkuyla geldiler. Diyelim ki bende öyle bir beceri var. Sizin bütün korkularınızı alacağım. Hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Bunu ister miyiz? Ha evet tabii, niye olmasın, ne kadar güzel, hayalimi buluyorlar. Çünkü korkudan dolayı o kadar muzdaripler ki, o kadar hayatlarını, yaşantılarını etkiliyor yaşanmaz. Ki. Ama bununla yaşanmaz yani, bu bende yeni oluştu ki çok büyük boyutta değil olmamasına rağmen beni tedirgin eden bir şey bu. Ama bugün siz bu konuyu söylediğiniz zaman sürekli bütün hayatının merkezine korkuyu, kaygıyı koyan insanların ne kadar zor yaşamaları. Evet. Nedir kaygıları insanların, hani bu gündem dışındaki? Nelerle geliyorlar size? Korkuları, kaygıları ne oluyor? Şimdi korku dediğimizde aslında hani fobilerden bahsedebiliriz. Evet, o patolojik da var bende. Patolojik anlamda, evet. O da var. Fobilerde de en yaygın görülen aslında hani agorafobi dediğimiz, bir yerde çıkamayacakmış hissi, güvenli noktaya, bu genellikle ev olur, oraya ulaşamayacakmış hissi, işte kapalı alanda duramama, kapıya yakın olma isteği şeklinde. Yani bir asansöre binememe bir fobi midir? Evet. Yani bu eğer ki bindiğinde çok yoğun bir kaygı, korku yaşıyorsa, bu işte bayılmalara kadar yani geliyorsa, çarpıntılara kadar geliyorsa bir fobidir. Ve tabii ki ya birçok insan bunu yaşar belki ama hayatını etkilemiyordur. Yani evet, evi alt kattadır, iş yeri alt kattadır. Veya merdiven kullanıyordur. Hani 3-5 kat ama evet, hani 30. katta iş yeri olan bir ne insan bunun üstesinden gelmesi gerekiyor. Evet. Gelebiliyorlar mı? Geliyorlar. Sizlerin yardımınızla. Tabii ki. Zor mudur bunu başarmak? Yani tüm bozukluklar gibi... tüm kaygılar gibi aslında hepsi çaba gerektiren şeyler. Peki bu korkular ve kaygılar sonradan edinilmiş huylar mıdır veya bozukluklar mıdır? Yoksa bu çocukluktan gelen bir şeyden dolayı mı, yaşanmışlıklardan ve öğretilenlerden dolayı olan bir şey midir? Korku duygumuz doğuştan var zaten. Yani bu bize dediğim gibi faydalı bir duygu. Çünkü korku duygumuz olmasaydı muhtemelen evimizden dışarı çıktığımız anda hayatımızı sürdüremezdik. Çünkü yola çıktığımızda arabanın korna sesini umursamazdık.
korkmayacağınız araba için. Araba üstüme geliyor. Ben senden korkmuyorum. Şey düşünsenize hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Mi? Evet. Bu bize yardımcı oluyor. Korku duygumuz. Kaygı duygumuz da bir dereceye kadar performansımızı arttırıyor. Önlem almamızı sağlıyor. Siz bahsettiniz işte şöyle kaygılarım var, böyle kaygılarım var. Hemen ne yapıyoruz? Ben kendim için ve ailem için ne yapabilirim? Hı hı. İşte darbe girişimi olduğu günde herkes bankamatiklere gitti, marketlere gitti. Kaygıyla gittik. Aslında ya. Kaygı bize bir şey söylüyor. Yarına belki bunların hiçbirini bulamayacağız. Evet. Eve stok yapalım. O duygularla gitti evet. insan. Ya bulamazsak, ya ha. aç kalırsak. Bu kaygı mıdır? Evet. Ha. Bu bizi... O zaman korkuyla kaygı başka bir şey. Farklı, evet. İki duygu. Hı hı. Evet. Hani az önce de söylediğim gibi korkunun bir nesnesi vardır. Ya da bir durum vardır hı. ortada. O an oradadır, karşılaştığımız bir şeydir. Yani bu yükseklik gibi bir durum da olabilir. Evet. Ya da işte bir köpek gibi bir şey olabilir, bir hayvan gibi bir şey olabilir. Şimdi anlatacağım size. korku başka bir şey, kaygı başka bir şey. Şimdi sevgili izleyiciler, bu kocaman kadın şu kadarcık şurada kedi olsun, köpek olsun, canlı yayın filan demem. Ben bu stüdyoyu terk ederim. Şimdi hayvanları çok seviyorum. Hı hı. Kıllarına zarar gelsin istemiyorum. Zarar getirenlere de şiddetle karşıyım. Ve çok sinirleniyorum. Ama hayvanları dışarıda seviyorum. Daha bu yaşıma kadar hiçbir hayvana, bunun içinde kuş da dahil, koyun da dahil, kuzu da dahil, köpek de dahil, kedi de dahil, şöyle elimi sürmüş insan değilim. Korkuyorum. Hepsinden. Hepsinden. Hı hı. Böcekten de, sinekten de, yani aklınıza hayvan olarak hı hı. yaradanımın yarattığı ne varsa her şeyden korkuyorum. Ve beni gören de buna asla inanmaz. Evet. Koskoca kadın bunu, yani yolumu değiştirecek kadar. Evet. Tabii yani fobi dediğimiz bu zaten. Bir gün ve evinde hayvan besleyenlerin evine gidemiyorum. Hı-hı. Gitmiyorum. Bir gün bir akrabam dedi ki oyacım köpeği odaya koyacağız. Rahatlıkla gel. Hı-hı. Şimdi köpek gezmeye alışmış evin içinde. Odaya koydun mu o hayvan ağlıyor orada ve havluyor. Ondan vicdanen rahatsız oluyorum. Bunun yanında ev 5. kat lalanım. Şimdi beni değerlendirin lütfen. Ben klinik bir hastayım bu konuda. Benim gibi izleyicilerim de vardır mutlaka. Evel oğlu geldi. Benim evde olduğumdan haberi yok. Hmm. Köpek bağırıyor, ağlıyor diye odayı açtı. Köpek fırladı. Eyvah. O can havliyle benim oturduğum yere geldi. Benim yaptığım hareketi söyleyeyim size ve 5. kattayız. Direkt balkona çıktım, kendimi balkondan aşağı atacağım. Oo. Evet. Yani ben klinik bir vakayım bu konuda. Bahsettiğim aslında bunun gibi. Hayatınızı epey bir etkiliyor. Bakın ne diyorum. Şuradan bir köpek, kedi gelse, hadi kedi gene fişt fişt dersin. Ama köpek girsin şuraya, hı hı. canlı yayın, manlı yayın, yayınmış, varmış, yokmuş, hiçbir şey beni tutamaz burada. Evet, genelde böyle oluyor zaten. Yani şimdi hatta, bu ciddi bir hastalık mıdır? Evet, yani hatta resmine bile baktığınızda benzer duyguları, yok, benzer resimle bir sıkıntın şeyleri yok. Hissedebiliyorsunuz hani genel olarak. Ha, genel olarak tabii olabiliyor. Ama... Benim için evet, çok seviyorum hayvanları. Oturduğum sitede asansörü bir açtım ki tasmasından hı hı. o golden cinsi, bayılıyorum o köpeklere. Beyefendinin elinde kapıyı açmamla sahibiyle köpek asansörde ve deyip bir kendimi atarsam köpek benden korktu, adam sahibi benden korktu. O bir şeyiniz mi oldu? Ya bilmiyor herkes bu kadar tepki göstereceğimi. Ha, bana bir küçükken köpek mi ısırdı, köpek mi kovaladı? Hiçbir şey yok. Olmayabilir yani. Ama ne var? Yaşantınız olmayabilir. Bunu yapmayın anne babalar, sakın. Beni babam
rahmetli küçükken hayvanlar ısırır. Hayvanlarla şaka olmaz. İşte şöyle yapılmaz. İşte böyle olmaz. Hayvanlar uzaktan sevilir. Ellenmez. Ben böyle bir çocukluk yaşadım. Yani hayvanlar tehlikelidir inancı yerleşmiş. İşte bu kadar. Evet. Dediğiniz gibi illaki de bir yaşantı olması gerekmiyor fobilerde de. Yani asansör korkusu olan birinin illaki bir asansörde kalması gerekmiyor. Tehlikeli olduğunu, olduğu inancını geliştirmesi ya da etrafındaki yakınlarının bir yaşantısı da bunu etkileyebiliyor. Çocuklukta tabii ki daha kolay yerleşiyor. O inançlar daha kolay. Özellikle de anne babanın sözleri, işte öğretmenlerin sözleri. Doğrudur ya onların hep sözü. Evet, çok daha kolay yerleşiyor. Peki bu yenilebilir bir şey mi? Yani ben bunu atlatabilir miyim? Ben bunun üstesinden gelebilir miyim? Size mesela ben danışan olarak geldim. Dedim ki Lale Hanım benim böyle böyle bir problemim var ve ben bunu aşmak istiyorum. Bunu nasıl bende çözersiniz? Benim gibi pek çok izleyicim de mesela. Evet. Tabii ki yani özellikle fobilerde maruz bırakma dediğimiz aşağılamalı maruz bırakma. Bunun içine tabii ki imajinasyon kullanılabiliyor, EMDR dediğimiz bir teknik kullanılabiliyor. Bunların hepsinden kısaca bahsedeceğim. Lütfen. Merak ediyorum çünkü ben bunu yenmek istiyorum. İnanın yenmek istiyorum. Evet. İmajinasyon. Bu arada kendimi de terapi yaptırıyorum. Haberiniz olsun sevgili seyirciler. Sağlam dinleyin. Siz benim gibileriniz varsa size de terapi oluyor canlı yayında. Dediğim gibi hani maruz bırakma, imajinasyon, gevşeme rahatlama teknikleri, nefes egzersizleri, EMDR dediğimiz birçok teknik kullanılabiliyor. Tabii ki bu danışanın fobisine bağlı olarak ekstra yanında farklı bir sıkıntısı var mı? Hani bir depresyon gibi bir farklı bir kaygı bozukluğu var mı? Bunlar da önemli. Hangisinin daha önce ele alınacağı önemli ama korkuları genellikle hani eskiden hep annelerimizin babalarımızın bize yaptığı şey sudan korkarsınız hop sizi alıp suya atarlar ya da bisikletten düşersiniz. O da var bende. Ben yüzme de bilmem. Bak buradan açık ve net söylüyorum. Hiç saklamam bir şeyimi izleyicilerimden. Ona da korkuttular. Aman boyunu geçmeyecek. Suyla şaka olmaz. Suya girme. Boğulursun. Dalgalı denize girilmez, ayağın yerden kesilmeyecek. Ben de bu iki fobi hayatımdaki böyle bir çizgidir benim. Bugün ben iyi tahminlerde bulunuyorum o zaman. Ya. Evet hani dediğim gibi hani alırlardı bizi bisikletten düştük mesela tekrar bindirirlerdi. Üzerine gitmedir bu. Korkuyu yenme. Aslında orada yaptığımız şey. O korku duygusuyla yüzleşmektir. Nasıl yüzleşeceğiz? Ben ölüyorum korkudan. Dizlerimin bağı kesiliyor şurada bir köpek gelse. Bunu aşamalı yapacağız tabii ki. Yani az önce dedim ya resmine baktığınızda bile aslında bir şeyler kıpırdanır. Ya da imajinasyonla canlandırarak yapabiliriz bunu. Aşama aşama sizin korku seviyenizi ölçüp ilk başta yani bunu birlikte karar veriyoruz. Bir liste oluşturuyoruz, korku listesi. Mesela sizi işte resmine bakmak ne kadar 100 üzerinden 10 mu korkutuyor, korku duygusu yaşıyorsunuz? Daha sonra işte hayal kurmak ya da işte 100 metre uzaktan görmek. Diyelim ki 60. Hemen gözleriniz açıldı. Nasıl yakaladınız? Hemen tepki veriyorum. Evet. Fiziksel tepkiler de çok önemli. Az önce dediğim gibi hani bayılmaya kadar, kalp çarpıntısına kadar ve bunu sürekli yaşadığınız ben zaman... Ben kopuyorum Lale Hanım bildiğiniz gibi değil. Çok kötü bir duygu Kesinlikle, bu. Kesinlikle evet. Çok kötü bir duygu bu. Yani arabayla gidersiniz, arabayla yandan, sağdan, soldan köpekler havlar ya arabaya. O bile beni ürkütüyor. Tabii Allah korusun hani o korkunuz... Panik o fiziksel, oluyorum. Evet. Kaza yaptırır insana. Aynen öyle. Allah korusun kaza yaptırır.
O yüzden üstesinden gelmek önemli korkuların. Hani her ne kadar hayatımızı çok etkilemiyor, bir şekilde baş ediyoruz gibi devam etsek de hayatımıza, üstesinden gelmek, üzerine gitmek gerekiyor. Tabii ki çoğu insan sadece bu süreçten korktuğu için de gelmek istemiyor. Üstesinden gelmeye çok gönüllü olmuyorlar. Buna da hazır olmak gerekiyor. Doğru. Cesaret işi. Yani sadece korkular için değil, aslında terapinin kendisi öyle. Çünkü hep alıştığınız bir davranışı, burada kaçma davranışı ya da kaçınma davranışı değiştireceksiniz. Bilmediğiniz, daha önce hiç yapmadığınız bir davranış yapacaksınız. Farklı davranacaksınız yani. Köpeğin üstüne gideceksiniz, seveceksiniz. Bu çok korkutuyor. Kameramanlar da bana gülüyorlar. Lafıyla bir hoş oldum. Evet, konuyu değiştirelim isterseniz. Peki, köpeklerden, bu hayvanlardan. Küçük köpekle mi başlanıyor bu? Şimdi öğrenmek istiyorum, hakikaten istiyorum ya. Seviyorum, minicik onlar, şöyle oluyorlar, küçücük yavrular. Ama ben mümkün değil yahu. Ben oğlumu böyle yetiştirmedim. Evet. Oğlum kediyle de yatar, köpekle de oynaşır, sever. Onlar için hayat, sokaktaki köpekleri alır veterinere götürür, kedileri götürür. Yani o müthiş bir hayvan sever ve böyle bir duygusu yok onun. Çünkü ben yaşadığım için bunun sıkıntısını, ona asla böyle bir şeyi empoze etmedim küçükken. Burada çok güzel noktaya değindiniz. Az önce dediniz, hani bana böyle telkinlerde bulunuldu. Hep o tehlikelidir inancı verildi. Burada şunu söylemek istiyorum. Önemli olan hani çocuğa korkmaması için, hani biz hep aman yavrum korkma, aman zararlı değil, aman korkacak bir şey yok. Bunu bile lütfen söylemeyin. Bu çok önemli. Ki çok şeye söylenir bu. Evet. Hani korkma korkma, çekinme, utanma. Yani çocuklara bu negatif kelimeleri vermeyelim. Hani bak çok rahat, çok keyifli, ne kadar eğlenceli. Gel bak sev köpeği, ne kadar keyifli, ne kadar sevimli. Hani daha pozitif kelimelerle. Ama korkuyu işin içine soktuğumuz zaman... Çocuk diyor ki, i̇şte niye? Oluyor. Korkulacak bir şey mi var acaba ki bana korkma diyorlar? Başkaları korkuyor demek ki. Direkt başlıyor. İşte benim gibi oluyor sonunda. Yani sadece aman tehlikelidir, aman dikkatli ol demek değil korkuyu ortaya çıkaran. Bu korkma mesajı da aslında korkuyu tetikleyebiliyor. Yani o zaman, yani hep şunu söylüyorum. Çocuk büyütmek bir sanat. Çok zor, evet. Yani bana göre en büyük emek isteyen. Kesinlikle. Ve doğru bilinçlendirmek, doğru yönlendirmek, doğru eğitmek. Hakikaten bu bir sanat. Çocuk büyütmek. Kesinlikle. Bir sanat. Ne kadar anne babalar eğitimli olursa olsun, o anne içgüdüsü, baba içgüdüsüyle... Çocuklarımızı koruyup kollamak istiyoruz. Bazı dış etkenlerden saklamak istiyoruz. Ama bu müdahalelerimizi de doğru cümlelerle, doğru kelimelerle yapmamız gerektiğini anlıyorum konuşmanızdan. Evet, dilimize de çok dikkat etmeliyiz gerçekten. Ya mesela bir korkma lafı çok nelere götürüyor? Çok iyi niyetli. Tabii, bunda hiç kötü bir şey yok. Korkma. Sönmez bu şafaklar da üzerine asacak. Korkmuyoruz ondan. Evelallah, onda bir korkumuz yok. Ama hakikaten bu benim kendi fobilerim, benim sıkıntı vermeye başladı bana artık. Ve bunu ciddi olarak yenmek istiyorum. Evet. Bu önemli. İlk başta dediğim gibi istek önemli. Zaten bütün psikolojik, psikiyatrik veya işte sizin terapilerinizde insanların önce kendini buna hazırlayıp kendilerini, evet, istemesi önemli değil mi? Siz zorla birini alıp da bunu sana yaptıracağım diyemezsiniz. Tabii, yani ara sıra olabiliyor. Hani anne babalar ya da eşler ikna ediyorlar. Onu kırmamak için de kişiler gelebiliyor bize ama... Evet. Kendisi hazır değilse, isteksizse
Zaten bir iki seans devam edip bırakıyorlar, bahaneler, bir şekilde kaçma yolunu buluyorlar. Hazır olmak çok önemli çünkü bu çok kolay bir yolculuk değil terapi. Uzun süreli. Uzun, yani daha bir maraton gibi ve çok dalgalı bir süreç bu. Yani hı-hı, her zaman gittikçe kendinizi iyi hissettiğiniz bir süreç değil aslında. Doğru. Zaman zaman çünkü o yaralarla uğraştığımız için zaman zaman canları acıyor. Dediğiniz gibi sizin de gözleriniz büyüdü hemen mesela. Hani ya, o köpeği dokunmak dedik. Oy, içim bir hoş oldu burada. Bu kolay bir şey Ayşe değil. Ayşe Hanım da aynı tepkiyi verdi. Siz de mi benim gibisinizdir? Aynı. Ya. Civcivi bile tutamıyorum. Hiç. Oo. O kadar, daha bir civcivi ellemiş insan değilim. 15-20 gün önce kuzenimin çiftliğine gittik. Kangal köpekleri yavrulamış. Ortada 3 tane kangal bahçede dolanıyor. Millet bahçede onlarla oynuyor. Ben gittim içeride oturdum. Bir de bende şöyle bir şey oluyor. Oynayanlar gelip bana dokunacak diye aklım çıkıyor. Tabii bu da var bende. Herkese dedim ki gidin elinizi çamaşır suyuyla yıkayın dedim. Bir de bunu söyledim herkese. Bana dokunmayın, gidin ellerinizi çamaşır suyuyla yıkayın dedim. Ondan sonra ben gittim içeride oturdum. Camdan onlara bakıyorum. Böyle cezalı çocuklar olur ya içeride oturan. O sıcak havada onlar püfür püfür orada çaylarını içiyorlar. Ben içeride çayımı içiyorum. Onlar köpekleri şu kadar yavrular. Yavru. Bağlayamazsınız, kapatamazsınız. 3 tane kangal yavrusu dolanıyor ortada. Ay. Öbür tarafa yürüdüm hani bahçeden bir elma alayım veya bir şey koparayım diye. Bir baktım tavuklar, horozlar. Bir tane tavuk yanıma doğru, ben oradan bir kaçışım var. Anlatıp belki izleyiciler gülüyor, kameramanlar gülüyor bana. Benim oradan kaçışımı size anlatamam ya. Tavuk kovalıyor beni, horoz kovalıyor diye. Elde olan bir şey yok ama bu. Ama bu benim elimde olan çok bir şey değil. Çok otomatik bir tepki. Evet. Refleks veriyorum, istem dışı. Bir telefonumuz var. Peki. Buyurun efendim. Alo. Alo. Buyurun Hikmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi benim bir sorum var. Aynı korkularım, benim bir köpek ısırdı seneler önce beni. Evet. Köpeklere falan yaklaşamıyorum. Yani psikolojik mi bu etki yani? Vallahi Hikmet Bey beni ısırmadı ama ben öyle büyütüldüm diye hiçbir hayvana ben elimi süremiyorum. Hiç. Aynı. Mesela benim çocuklarım ne var, sizi seyrediyorum programınızda. Aynı. Ben köye gidiyorum. Onlar köpekleri seviyorlar. Ben de aşırı bir ter boşalma oluyor. Bir korku başlıyor bende. İnanın burada Lale Hanım fark etti. Diyor ki köpeği küçük de olsa gözlerim yerinden açıldı. Yani lafıyla bile bir hoş oluyorum. Aynı, çok korkuyu yenemiyorum. Aynı evet. Mesela ben de artık bu bir baskım oldu. Ben kendim 55 yaşındayım. Evet. Ben kendim otobüs şoförüyüm. Psikolojik olarak bir baskı oldu bende. Yani bir korku var. Evet. Mesela biri zenciler geliyor diyorum. Sana örnek, Avrupa'ya çalışıyordum otobüste. Biri yanıma değse acaba benden bir hastalık bulaşır mı? Bundan gibi kaygılarım vardı yani. Sizde... Yani öyle bir sıkıntılarım var. Anladım. Hemen soralım. Beraber benim de aynı sıkıntım var. Lale Hanım anlatıyor şimdi. Bunları nasıl yeneceğiz Hikmet Bey? Bakalım şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Bakın çok kişi de var bu. Evet. Şimdi Hikmet Bey'in bahsettiği, evet bir köpek korkusundan bahsetti ama... Ama ısırmış onu. Evet. Yani böyle hani bir yaşantıyla onun normal, olabilir. Benim öyle bir yaşanmışlığım da yok. Şimdi onda yaşantıyla evet, tehlikeli evet, inancı yerleşmiş. Evet. Yani bunu yaşayarak öğrenmiş. Evet. Bir de daha sonra bahsetti, hani o mikrop kalkma, o herhalde akşam konuşacağız. Akşam da izlesin evet, Hikmet Bey. Akşam izleyin sevgili seyircilerimiz. Akşam çok önemli konular var. Saat 9'da resmen Kanal G izleyicilerine terapi yapacağız inşallah. Evet. Bütün psikolojik problemleriniz, sizin bildiğiniz, bilmediğiniz, hissettiğiniz, paylaşmak istediğiniz bütün soruları akşam saat 9 itibariyle masaya yatıracağız. Telefonlarınızı bekliyoruz. Şimdi bu fobiler, korkular, kaygılar, yenilebilir, aşılabilir problemler. Evet. Şimdi yine kendimden bir örnek vereyim. Bundan 1,5 ay öncesinde bir trafik kazası yaşadık. Geçmiş olsun. Şimdi eşim bu tarafta arabayı kullanıyor. Benim arabamla değil, eşimin arabasıyla. Hı hı. Bu tarafta, sağ tarafta ben oturuyorum.
Şöyle giderken buradan bir araba geldi ki biz yavaş gidiyorduk. Güm diye benim tarafımdan vurdu. Biz bu taraftaki duvara vurup durduk ve benim kaburgalarım çatladı. Hemen hemen daha şimdi biraz. Hani bazen izleyicilerim görür, şöyle otururum, şöyle dururum. İşte o ağrımı dengeleyip öyle oturuyorum. Biraz daha iyiyim şimdi. Çok kötü bir şeymiş kaburga ağrısı. Hiçbir şey de yapılmıyor. Şimdi kendim araba kullanırken değil. Ama eşimle bir yere giderken ikide bir de böyle sağa bakıyorum, sola bakıyorum. Araba mı geliyor diyorum. Ayağım sürekli frende. Ben böyle bir şey değildim. Yani kaç senedir, 33 senedir araba kullanıyorum. Yani ayağım sürekli frende sağ tarafta oturduğum halde. Şuradan sağ, kendimi böyle bazen çok teğet araba geçerse kendimi şöyle bir çekiyorum. Ayol ben ne oldum Lale Hanım? Ben böyle bir insan değildim. Şimdi bu bahsettiğinizde yaşadığınız bir travma. Yani hem fiziksel bir travma yaşamışsınız hem de psikolojik bir travma. Bu da hani temelinde kaygı olan bir bozukluk. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz şey. Olayın üstünden hani vakit geçmesine karşın hala sanki yaşıyormuşçasına tepki vermeniz, işte her an tetikte olmanız, acaba gelecek mi, aynen gidecek öyleyim. Mi? Evet. Bu biraz da travma yaşadığınız şey. Hani fobilerden farklı. Evet, evet. Korkulardan. Onun da tabii ki korkular gibi kaygı temelli bir yapısı var. Ama hani o biraz daha farklı bir konu. Evet. Yani travmalar. Aşılacak bir şey değil mi? Ben bundan vazgeçebilirim. Yani travma bunu geçirebilirim. Da olsa, travma sonrası stres bozukluğu da olsa bu da çeşitli terapi yöntemleriyle aşılabilecek bir şey. Evet. En azından bu irkilme haliniz, hani her an olacakmış, tekrar edecekmiş gibi düşünceleriniz, kaygılı düşünceleriniz, felaketleştirme senaryoları, belki gözünüzün önünden felaket senaryoları geçiyor. Hiç geçmiyor ki o gümbürtü kulağımdan yeni yeni daha sesi gitmeye başladı yani. Bunlar hani normal bir travmadan sonra zaten doğal bir süreçte yaşanan şeyler. Ama eğer ki bunlar uzarsa, yine hayatınızı olumsuz etkilerse, işte belki araba kullanmaktan çok vazgeçmeye şükür, başlarsınız. Onu kullanıyorum. Evet, o zaman çok daha patolojik duruma geçer. Ama belki direksiyonda ben varken kaza olsaydı, belki farklı. Evet. Tekrar direksiyon, hani derler ya, çivi çiviyi söker, geç direksiyonun başına, devam et yoluna denir. Ama şimdi ben de olmayınca, yani şimdi ben kendimi fark ettim. Şöyle oturuyorum sağ tarafta. Yani ister istemez şöyle tedirgin oturuyorum arabada. Çok güzel dediniz yine. Fobilerde de aynı şey. Seyircilerimize de bunu önerebiliriz. Evet. Bir baksınlar kendilerine. Ne yaşıyorlar? Vücutlarında ne yaşıyorlar? Tepkiyi nasıl veriyoruz? Tepkiyi, evet. Hani ne kadar, nereleri gergin? İşte omuzları mı, kolları mı, bacakları mı? Geriliyorlar mı? İşte kalp atışları nasıl? Bir vücudunuza dönüp bakın bakalım. Ben geriliyorum. Korkuda neler yaşıyorsunuz? Evet, ben geriliyorum. Bu çok önemli. Yani tüm kaygı bozukluklarında genelde yaşanan bir şey. Bu gerginlik uzun sürdüğünde dediğiniz gibi kronik yorgunluklara, uyku bozukluklarına. Çünkü uykuda bile inanın rahatlayamıyorlar. Yani beyin sürekli çalışıyor mu? Beyin tabii ki. Yoksa uykuda da çalışıyor. Şey mi yatıyorlar, tedirgin mi yatıyorlar uykularını? Tedirgin. Gergin, kaslar kasılı. Çünkü bu tetikte olma hali. Çünkü en temelde ne dedik? Bir tehlike var, inancı var. Yani düşünsenize, beyniniz size sürekli tehlike var, tehlike var. Her an tehlike çıkabilir diyor. Ne yaparsınız? Her an tetikte durursunuz. Yani olursa şöyle bir şey yaparım. Yani savaşırım ya da kaçarım. İki şart var zaten ortada. Evet. Ya onunla baş etmeye çalışacağım, evet. Üzerine gideceğim, evet. Ya da kaçacağım ondan. Evet. Bunun için de çoğu her kişide kaçmayı içinde, deniyor tabii. Her ikisi için de kas gücü gerekiyor. Yani o yüzden beynimiz sürekli vücudumuza sinyaller göndererek kasları hazır tutuyor. Hazır ol, tehlike her an olabilir. Kaçacaksın ya da savaşacaksın. Düşünsenize, sürekli kaslar gergin olduğunda bu yorgunluklar çok fazla ortaya çıkıyor.
Ay ben şunu nasıl yeneceğim çok merak ediyorum. Şu fobimi bilmiyorum. Eğer bir gün bu programda kucağımda bir köpekle oturuyor görürseniz beni. Evet. O gün yendiğim gündür fobimi. Gülmeye başladı hala hanım herhalde. Planlarım var. Benimle ilgili iyi şeyler düşünmüyor gibi geliyor bana. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ayşe Tüter, Lale Tuncel hep birlikte stüdyoda olacağız. Şimdi kısa bir ara.